olmasıyla rahatsızca bir yayıncı.
Gökhan, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Valla biz golleri sayamadık. İstatistiğinde henüz çıkartamadım ama. Bayağıdır iç saha maçlarına goller geliyor. İnşallah böyle bugün devam ederiz takımımız adına. Nasıl geçti maç? Kötü başladık. Yine her zamanki iç sahada kötü başlıyoruz. Ondan sonra ardına gelen bir penaltı, kırmızı kart iyice motivasyonunu düşürdü. Ardından onlardan bir kişinin atılması bizi biraz kançaladı diyelim. Soyunmasına öyle. İki soyunmasında hani böyle devam edelim. Biraz daha isteyelim. Yeter dedik. Hani belliydi. İkinci yarı iyi başladık. Penaltı oldu bizim adımıza. Kullandım. Gol oldu. Ondan sonra bir tane daha oldu. İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. İyi gidiyoruz yani. Allah'a şükürler olsun. İnşallah da böyle devam eder. Hafta içi 3-0'lık deplasmanda Anadolu Selçuklu galibiyeti. İç sahada bu maç üst üste iki maçta bir ara bir bocalama dönemi gibi Beşiktaş girdi, araya biraz karıştı Beşiktaş herhalde. Beşiktaş maçı biraz şey yaptı. Olur öyle, futbol en işli çıkıştı. Ama biz elimizden geldiğini yapıyoruz. En iyi şekilde yapmaya da çalışıyoruz. O da öyle devam edecek. Allah kalbimize göre versin. Bu sene Gökhan'ın golleri fazla biraz. İnşallah devam edecek. Devamını bekliyoruz. Bekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz dışarıda bir galibiyet aldık. Geçen hafta aldığımız o kötü mağlubiyetten sonra içerideki galibiyet bizi son derece memnun, yani mutlu etti. Ama dediğim gibi onun devamını getirmek için de bu maçtan mutlaka galibiyet almak istiyorduk. Futbolcularım ben bu maça daha iyi motive olacağını düşünüyorum. Çünkü isimli oyuncuların fazla oluşuyor. Ligde kariyerler olan oyuncuların oluşuyor. Bizim takım isterseniz motive edin. Biz genelde bu tür takımlara daha istekli arzuluyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugündü. Yani 1-0 mağlubiyetten bir kişi eksik. Daha sonra onlardan da oyuncu atıldı ama ondan sonra bana göre iyi mücadele, iyi de futbol, iyi oyun. Galibiyet geldi. Mutluyuz. Keşke içeride o iki tane mağlubiyet almamışız da bu 22 puandan ligde ikinci, üçüncü sıradaydık herhalde zannetsem. Puan durmaya bakmadım da. Ama yani şu anda arkadaşlarımın hepsinden memnunuz. İyi niyetli mücadele ediyoruz. Dediğim gibi bazen biz yani of halkı, of seyircisi olarak da çok mütevazı ve çok da böyle centilmen bir tarafları da var. Maalesef gelen hakemler hiç bunları da göze almadan öyle kararlar verdi ki nasıl ses çıkmıyor diyor. Vurun abalıya, vurun abalıya. Bizi daha bir dakikada gardımızı düşürüyor ama verilen penaltı, penaltı olabilir ona fazla ama dışarı atılması bana göre yanlış. Sırtı dönük bir adam, eline çarpmış. Bariz gol şansı. Adam yoksa da topa vurmuş, eline vurmuş. Ona bana göre sarı kart o. Ha, penaltıyı vermiş, vermemiş bilmiyorum. Ben tam izlemedim penaltımı, eline vurdu ama eline vurduysa penaltıysa sarı kart dışarı ihraç edilmemesi lazım. Yani hem penaltı hem adamı dışarı, böyle basit adam atılmaz. Benim isyanım biraz da ondan da. Penaltı olabilir. Biraz ayrı. Maçı bıraktınız gidiyordunuz hocam bir ikinci yani sonuna doğru. Yaptığım işten nefret ediyorum. Çünkü ben hakem hatalarından ben zarar görüyorum. Yani kimse görmüyor. Kulüp de görüyor. Ben de görüyorum hoca evet. Olarak. Yarın geliyor işte oradan 3 tane seyirci bağırıyor, çağırıyor. Hoca bilmem. Ama kimse hakeme bir şey diyemiyor. Biz yani yok kimsemiz, ne yapacağız? Biz çirkefli yapamıyoruz. Biz gidip hakeme dalamıyorsun. Hakeme bir şey diyemiyorsun. Böyle biz 3 haftadır burada penaltılar ve şeylerle boğuşuyoruz ama ben futbolculara şunu dedim. Hakemi bir tarafa bırakın. Hakemi siz bana bırakın ya da hocalara bırakın. Siz işinize bakın. Biz hakemi de yeneriz. Bunları da yeneriz ve dediğimiz gibi de yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani iyi oldu. Bizim için çok güzel bir 3 puan oldu. Hele hele Öğüt Spor gibi bizim bir altımızdaydı. Onların aradaki puan farkını gördük. Açmak avantajı güzel oldu. Yani bizim dediğim gibi keşke o 2 tane ölçü burada kaybetmeseydik. Hocam biraz da bu hani Beşiktaş maçının araya girmesi sanki biraz takımın dengesini biraz o noktada mı? 2 maçta o dengeye geldi zaten yani biraz. O zaman o rahatlık şimdi hepimizde var. Yani yönetimde de var. Bende de vardı futbolcular. Çünkü Beşiktaş maçında herkes bizi öyle bir izledi ki herkesin başında yani kafasında bir iz bıraktık. Yani Of Spor herkes şu an her yerde nereye gidersek gidelim Yunus Bey biliyor beraberiz. Her yerde bizi artık Of Spor'u tanıyorlar. Bizleri tanıyorlar. Evet. Bizim için çok büyük sükse oldu ama tabii o toparlanma açısından iki maçta değer yani. Yani ama tabii gönül isterdi ki bugün Of Spor'u şu anki bulunan konum itibariyle keşke o iki maç alıp da şu anda 22 evet. Puanın ligde sıralamada liderle kafa kafaya olmak bizim için çok büyük başarılı oldu. Yönetim için, futbol için bizler için çok başarılı ama biz böyle belki inişli çıkışlı grafikler çizeceğiz. Biz biraz daha Of taraftarından, Of insanından biraz daha bu takıma destek olmaları. Yani kötü neticede de, kötü maçlarda da daha destek olacaklar ki. Çünkü yani bizim burada
Yapabileceğimiz bu. Bundan başka bir şey yapamayız. Kimseye yani başka sahadaki gibi hakemlerle böyle entrika çevirin bilmem maç alalım böyle bir şeyimiz yok. Biz kendi halinde mütevazı bir takım oynuyoruz. Kazanabilirse kazanırız ama biz gönül ister ki hakemler de bu ortaya maç yönetsin. Ortaya yönettiği her maçı biz kazanırız. Önemli olan art niyetli olmasın. Teşekkür ederim herkese. Başarılar dileriz. Sağ olasın. Kaptan tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Geriye düşürülen bir maç. Evet. Ama bu kez 2-1'lik bir galibiyet. Evet. Sen de geçen hafta geç oynamıştın ama evet, uzun bir aradan sonra yavaş yavaş artık bugün 11'de sahada yer aldın. Evet. Yenik duruma düştünüz. Bir penaltı, kırmızı kart. O ilk yarı sonu onların kırmızı. Evet. Dengelenen bir oyun. Penaltıyla gelen karşılıklı bir gol ve ikinci gol. Biz özetledik ama evet. Sağa nasıl geçti? Dışarıdan görünen buydu. Aslında hani bizim için çok kötü bir başlangıcı oldu. Dediğiniz gibi hem penaltı hem 10 kişi kalmamız. Maçın başında bir penaltı gol oldu. 1-0 mağlup duruma düştük. İşte ilk kere dediğiniz gibi onlardan da bir oyuncu atılınca sahada eşit olduk ama 1-0 gerideydik. Devre arasında da onu konuştuk. Yani dedik ki şu anda şartlar eşit. İkinci yarı çıkalım, elimizden geleni yapalım. Yaptık da, yaptığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarım iyi mücadele ettiler. Hani maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Allah da yardım etti. 2-1'lik bir galibiyet aldık. Geçen hafta deplasmanda almış olduğumuz hafta içindeki 3 puanı da unutmayalım bu arada. Doğru. Anadolu Selçuk'u. 3 puandı bizim için. İyi bir rakibe karşı 3-0 çok temiz bir galibiyet aldık ve hafta için. O galibiyetin önemli olabilmesi için bugün de kazanmamız gerekiyordu. Allah'a şükür kazandık. Bugün ben de işte geçen hafta başladım. Bu hafta da oynadım. Ama hani sakatlığım yok ama idman eksiğim çok. 20-25 gündür antrenman yapamamıştım. Yavaş yavaş gücümü toparlamaya çalışıyorum. İyi bir galibiyet oldu. Şimdi Malatya deplasmanında daha rahat gideceğiz. Rahat olduğumuz zaman sahada daha iyi işler yapabiliyoruz. En azından o stresimiz yok. En az bir puan değil. 3 puan da olursa çok güzel olur haftaya. Şu anda işler istediğimiz gibi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Başarılar. Sağ olun.